Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında dik üçgen ve trigonometri konusundaki test altın çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Yukarıdaki şekilde direkler arasındaki kabloda asılı bir teleferik yolcu kabili gösterilmiştir. Buna göre BDX kaç santimetredir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne var burada? 30 derece var 90 var yani ne var burada arkadaşlar? 30-60-90 üçgeni var. 90'ın karşısı 28 30'un karşısı nedir? Yarısıdır yani 14'tür. E artık burada da Pisagor yapacağız. 50'nin karesi eşittir. 14'ün karesi artı x'in karesi mi? Tabii ki hayır. 50 ve 14'te ortak çarpan var mı diye bakalım. Eğer hocam her ikisinde de ortak çarpan 2. Bu 2 çarpı 25. Bu 2 çarpı 10. 2 çarpı 7. E ne üçgendir arkadaşlar o zaman bu? 2 2x... çarpı bakın 7, 25. Ne üçgeni? 7, 24, 25'ten 2 çarpı 24 olacaktır. Ve cevabımız 48 olacaktır sevgili gençler. O zaman İlk sorumuzun cevabı 48 yani akçay oldu. Şekilde 3 metre uzunluğunda gergin iple tavana sabitlenmiş bir salıncağın hareketsiz olduğu anda ipin salıncağa bağlandığı noktanın yerden yüksekliği 0,75 metre olarak verilmiş. Şekildeki gibi sallanan bir çocuğun salıncağının ipi düşey doğrultuda 60 derece açı yaptığı anda ipin salıncağa bağlandığı noktanın yerden yüksekliği nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. A 60 derece var burada. E burası 3 metre, burası da 0,75. Hocam 60'ı gördük. 60'ın mantığını kullanmalıyız. Ne yapmalıyız? Hop şuradan bir dik çizmeliyiz. Bu arada salıncağın zinciri bakın eş bir yapı varsa o eş yapının eşitliğini mutlaka gösterin. Salıncağın zinciri 3 metre. Burada da zincir yok mu arkadaşlar 3 metre? Hemen bunu yaz. Genelde yapılamamasının en büyük sebebi bu oluyor. E 90'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı kaç olacaktır? 3 bölü 2. Yani 1,5 yapacaktır burası. E hocam salıncağın zinciri bakın 3 metreydi. Yani buraya da ne kaldı? 1,5 kaldı. Şimdi dikkat edin bizden ne isteniyor? Buradaki x. Buradaki x neye eşit oldu? x buradan 1.5 artı 0.75'e eşit oldu. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 2.25 mi yapıyor topladığımız zaman? Aynen öyle. Yani cevabımız balı kesir oldu. Şekildeki A noktasından E noktasına giden bir çocuk yerden kaç metre yüksekliğe çıkmıştır? Arkadaşlar özel içi var. Özel içi mantığını kullanacaksın. Hop şuradan bir dik çizsek 30'un mantığını kullanmak için. 90'ın karşısı 8 30'un karşısı 4'tür. 60 derece var. Hocam hop 60'ın mantığını kullanmak için bir dik çizsek şöyle. 90'ın karşısı 4 kök ise 30'un karşısı yarısıdır 2 kök 3. Sonra 30'dan 60'a geçişte 2 kök 3'ün kök 3 katı. Bununla bunu çarpımı zaten 3. O da kaç yaptı? 6 yaptı burası. Hocam 45'in mantığını kullanmak istiyorum. Yine dik çizdim böyle. E 2 kök 2 ise kök 2'ye bölünmüş hali 2 2 yaptı. Bizden neresi isteniyor arkadaşlar? H isteniyor. E buradaki dikdörtgenden dolayı 4 ise 4. E buradaki dikdörtgenden dolayı da bakın burası 10 sa burası da kaç olacaktır? 10 olacaktır. Dolayısıyla H kaç oluyor arkadaşlar? 10 artı 2'den 12'ye C eşit oldu. Yani cevabımız Ceyhan çıktı. Aşağıda o A çubuğunu AB kablosu şekildeki biçimde dengede tutmaktadır. Evet. BC ile OD birbirine paralel verilmiş. Şunlar birbirine paralel. E hocam direkt M kuralı var burada. Ya da OB ile BC birbirine dik. Bakalım. OB ile BC birbirine dikse o zaman burada kaç kaç derecedir? 45. Hocam burası dik ya. Şunlar da birbirine paralel olduğundan dolayı U kuralından burası da 90 derece olmak zorunda mı? Evet. E o zaman buraya kaç derece kaldı? 60 derece kaldı. E 45 var 60 var. İnsan olan ne yapar? Hop özel açı mantığını kullanır. Şöyle dik çizelim. 45 45 90 üçgeni aşağıda da 30 60 90 üçgeni oluştu mu? Oluştu. Hocam 2 kök 6 ise 2 kök 6'yı ne yapacağız? Normalde dik kenarda hipotenüse geçiş kök kat. Hipotenüsten dik kenara geçişte de kök 2'ye bölünmüş hali. Yani burası 2 e, kök 3 yaptı arkadaşlar. Burası 2 kök 3 burası da 2 kök 3 yaptı. E buradaki üçgende de 60'ı karşı 2 kök ise 30'un karşısı kök bölünmüş hali 2. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı da kaç yapacaktır? 4 yapacaktır. Yani böylelikle cevabımız denizli çıktı. Yukarıdaki verilere göre BC x kaç santimetredir diye soruluyor. Arkadaşlar bu soruyu görenler direkt şunu yapabilir. Hocam şuradan şuraya çekeyim. 90 var 90 var Pisagor oluşturayım diyebilirsiniz. Ama verilen hiçbir şey boşu boşuna verilmemiştir. Sen burada bunu çektiğin zaman 45'in mantığını kullanmamış oluyorsun. Sakın 45, 60, 30 gibi özel açılar genelde parçalanmaz. Genelde değil kesinlikle ama kesinlikle parçalanmaz. O yüzden sen buradaki açıyı parçalamayacaksın. E burada hocam şuradaki açıyı da yazalım isterseniz. Buradaki açı da zaten kaç derece yapıyor? 360 olduğu için iç açılar toplamı dörtgenin 135 yaptı. Zaten 135 de özel bir açıdır. Hatta 30, 45, 60 parçalanmaz dedim ya. Bunların 180'e tamamlayanları da özel bir açıdır. Onlar da parçalanmaz. Hatta şöyle bir dörtgenle bütün açılar özelse 90'da kısmen özel bir açıdır. Parçalamasak iyi olur. Çünkü 90'ın bir özelliği var. E burada ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bütün açılar özel açıysa o zaman üçgene tamamlayacaksınız kardeşim. İsterseniz yukarı doğru tamamlayın şöyle şöyle arkadaşlar. İsterseniz aşağıya doğru tamamlayın şöyle şöyle arkadaşlar. Hiç fark etmez. E üçgene tamamlayınca ne çıktı? Hocam 45 90 ise burası da 45 oldu mu? Oldu. Aa 45 90 burası da 45 oldu. 3 kök 2 ise burası da 3 kök 2 oldu. 3 kök 2 3 kök 2 kök 2 katından dolayı burası 6 oldu. Hocam büyük üçgen de x kenar dik üçgen oldu mu? Oldu. Yani 11 ise burası. Burası da 11. Ve bu uzunlukta 11 kök 2 oldu. Yani x artı 3 kök 2 eşittir. 11 kök 2 ise x'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 11'den 3 çıkınca kaç kalıyor? 8 mi kalıyor? Evet cevabımız böylelikle 8 kök 2 yapar. Yani sorumuzun cevabı e-diremit oldu. Yukarıdaki şekilde ABC üçgen A noktası etrafında 80 derece döndürülüyor. Evet kalem hep aynı örneği veririm. Hop döndürdüğünde yine aynı kalem. Yani siz döndürme sorularında eş yapıları kullanacaksınız. Yani şeklin eşliğini kullanacaksınız. Bunu unutmayın. Şeklin eşliği nasıl kullanılır? Öncelikle 40-70 ise bakın burası da 70 yaptı mı yaptı. Hocam bu üçgen 40-70-70 üçgeni aynı zamanda döndürdüğün zaman yine aynı üçgen. Burada 40-70-70 üçgeni olacaktır arkadaşlar. E hocam bu bir ikizkenar üçgen. Altı kök altı ise alt burası. Burası da altı kök altı. Burası da altı kök altıdır değil mi? Evet. Kaç derece döndürülmüş? döndürülmesini de bakalım. 80 derece döndürülmüş. Bakın dikkat edin. Sen buradan buraya döndürürken bunu. Hop buradan buraya mı geldi? 80 olacak burada açı. Ya da sen buradaki B'ye bak. A, bak. A, B'yi döndürürken buraya kadar dönerken 80 derece dönecek. Yani şu dönüş açısı 80. Yani o zaman şuradaki açı kaç derecedir arkadaşlar? 80 derecedir. Toplamda bu açı kaç yaptı? 120 yaptı. A 120 derece burası. 6 kök 6 burası. 6 kök 6 burası. 120 30 30 üçgeni mi çıktı arkadaşlar burada? Evet yani şuradaki uzunluk kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? 6 kök 6'nın kök 3 katı. 30 30 120 üçgenin özelliği kök 3 katı ya. O zaman burası da 6 kök 18 yaptı. Bu da zaten 3 kök 2 olduğuna göre arkadaşlar. O da 6 kere 3 18 kök 2 o diye buluruz cevabı. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. Aşağıda o A çubuğunu AB kablosu şekildeki biçimde dengede tutmuştur. Evet. Şu AB kablosu dengede tutmuş. Buna göre AB X kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. E 45 var burada. E 45 var burada. Arkadaşlar şuradaki 45'in mantığını kullanamam. Şuradan bir dik çizsem falan. Olmuyor değil mi? Hiçbir sayısal değer yok. Sayısal değer nerede? Burada. 4 kökü de. O zaman ben burada 60'ın mantığını kullanayım. Nasıl kullanayım onu? Hocam hop şuradan bir dik çizerek. Buradan bir dik çizdiğinde ne oldu arkadaşlar? Bakın 30-60-90 üçgeni oluşturmuş olduk. Yani şuradaki uzunluğu böyle şey yapalım. Baz alalım. 90'ın karşısı 4 kök 2 ise 30'un karşısı yarısı 2 kök 2'dir. E, 30'un karşısı 2 kök 2 ise 60'ın karşısı da ne olacaktır arkadaşlar? 2 kök 2'nin kök 2 katı. Yani 2 kök 2'nin kök 3 katı pardon. 2 kök 6 yapacaktır. Hocam soruyu çözemedik. Niye? Bir verilen bilgiyi kullanmadık. Hangisini? 45'i. Hocam 45 burası. A, 45 90. Burası da 45 derece yaptı mı? Evet. Büyük üçgen 45 45 90 üçgen oldu arkadaşlar. E, 2 kök 6 ise 2 kök 6 x'den olacaktır. 2 kök 6'nın kök 2 katı olacaktır. E o zaman bu da 2 kök 12 yapar. E kök 12 zaten 4 çarpı 3 yani 2 kök 3 olduğundan dolayı. E o zaman bu da kaç yapacaktır arkadaşlar? 4 kök 3 olarak bulunur cevabımız. Yani sorumuzun cevabı edremit oldu. Yukarıdaki verilere göre a e x nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle burada ne var? 90'dan bir kenar ortaya çizilmiş. Eşit eşitken burası da eşit mi? Eşit. Yani muhteşem üçlü. Ve burası çift çizgi dediğimiz 4 kök 3 oldu. Aa, o zaman burası da çift çizgi arkadaşlar. 4 kök 3 olarak verilmiş çünkü burası. Ne çıktı burada? Bir eşkenar üçgen. Eşkenar çıktıysa açıları yazalım kardeşim. Bazen eşkenarlığı görüyorsunuz açıları yazmıyorsunuz. Niye? Anlamıyorum. E tamamı 90. Buraya da ne kaldı o zaman? 30 derece kaldı. E o zaman 30 90 ise burası da 60 ya. Bakın burada bir dik üçgen var. Zaten bu dik üçgenin hipotenüsü isteniyor. 60'e karşı 4 kökü 30'un karşısı nedir? 30'dan 60'a geçiş kök 3 katsa 60'dan 30'a geçişte köküçe bölünmüş halidir. Yani burası 4'tür arkadaşım. E 30'u karşısı 4 ise 90'ın karşısı da 2 katı olacağından 8 yapar. Yani su, cevabımız balıkesir oldu. Yukarıdaki verilere göre AD nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şimdi 45 derece var. 45'in mantığını kullanayım derseniz eğer hocam 45'in mantığını kullanmak için ne yaparız? Şuradan bir dik çizeriz. İki ihtimaliniz var aslında. Buradan da dik çizebilirsiniz. Buradan dik çizdiğinizde ama kullanabiliyor musunuz? Ee, dik çizdiğinizde maalesef buradaki x bölü 2 falan filan uğraşmış oluyorsunuz Olmaz. Zaten özel açı mantığını kullanmak için ne yapıyorduk? İki ihtimalimiz var diye söylüyorduk. Ya buradan dik çizeceğiz ya buradan dik çizeceğiz. Ama dik çizdiğimizde de arkadaşlar 45 45 90 üçgeninde 6 6 yazıyoruz. Şuradaki 10'u kullanamıyorum. Niye? Şuradaki eşitliği de kullanmadığım için. Demek ki arkadaşlar ben bu soruyu bu şekilde çözemem. Ya çözüm yöntemi olarak bu şekilde çözebilirim. Eşitliği de kullanabilirsem aslında. Ama o yöntem biraz zor olur. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Sen şimdi eşitliği kullanmak için ne yapabilirsin mesela? Hocam şu eşitliği kullanmak için valla bir şey yapmalı. Ha hani şuradan dik çizdiğinde bir kelebek benzerliği falan çıkar ama o yol zor olur. 6 ise 6 olur burası. İşte işte 6 8 10 üçgeni olur falan filan. Oradan gidersiniz. Bu da bir çözüm yöntemidir ama bakın ilk başta 45'in mantığını kullanmayla yola çıktığınız zaman soru çıkar, elbet çıkar. Zaten buradaki özellikle bir 45'i kullanacaksınız, bir de eşitliği kullanacaksınız. 45'i kullanarak bir çözüm yöntemi oluşturursunuz. Şuradaki eşitliğin mantığını kullanarak da ilk başta yani çözüm sırasını değiştirerek orada da bir çözüm yöntemi elde edebilirsiniz. Baktınız 45'i kullandınız. E, olay olmadı mı? O zaman gidin ilk etapta şeyi kullanmaya çalışın. Neyi? Eşitliği kullanmaya çalışın. O zaman eşitliği kullanalım. Eşitliği nasıl kullanacağız hocam? Hiçbir özel bir durum yok. Peki ek çizim desem size. Evet aklına geldi. Aklına gelen başına gelsin. Soruda sadece ve sadece eşitlik varsa aklına ne gelecek? Orta taban. Hemen eşitliğin olduğu yerden. Biz orta tabanı nasıl çiziyorduk? Eşitliğin olduğu yerden. İki itibariniz var. Ya burada şeye doğru çizeceksiniz arkadaşlar. Buraya doğru çizeceksiniz ya da buraya doğru çizeceksiniz. Fark etmez istediğiniz yere doğru çizebilirsiniz. Ben ona doğru paralel çizdim. Ona doğru paralel çizince hocam şunlar birbirine paralel. 10'sa burası kaç yaptı? Ortalamandan 5 yaptı. Hocam bunlar eşitse bunlar da eşit olacak. Yani burası 3 kök 2 burası da 3 kökü olacak. Ah şimdi 45'in mantığını kullanabilirim. Hocam 45'in mantığını kullanmak için şuradan bir dik çizsem. 45 45 90 üçgen çıktı. 3 kök 2 ise bunlar ne oldu? 3 3 oldu. Bak 90 burası. 3 5 3 4 5 üçgenden 4 oldu. E o zaman x de toplamda neye eşit oldu arkadaşlar? 7'ye eşit oldu. Görüyor musunuz? İşte verilenleri kullanmanın mantığı dediğim olay budur. Bazen bir yönü şimdi burada mesela 45'i ilk başta 45 mantığını kullanmaya kalktığımız zaman soru uzuyor. Hiç inat etme. Sil. Eşitliğin mantığını kullan. Yani her iki yoldan da soru çıkar ama bazen o yolu fark edemeyebilirsiniz. O zaman stratejiyi bu şekilde soru üzerinde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Neyse. Güzel bir soru bu arada. Cevabımız böylelikle Ceyhan çıktı. Yukarıdaki verilere göre EF kaçtır diye isteniyor arkadaşlar bizden. E ne yapacağız? Hocam bu açı ortay açı ortay. Açı ortayları kullanmalıyım. 90'da kullanmalıyım. Açı ortayla ilgili bir özellik yok. Hani ne bileyim kollar çizilen dikmeleri falan filan yapamıyoruz. Daha görmedik ama olsun. Başka ne yapabiliriz? E 90 dereceyi de kullanamıyorum. Valla yapacak bir şey yok. Şunlara bir açı değerleri yazalım isterseniz. A, A, B, B yazalım isterseniz. A 2 artı 2 b 90 eşit değil mi? Evet 2 artı 2 b eşittir 90. A artı b kaç olacaktır? 45. Hocam a artı b 45 ise o zaman burası 135 yapar. Üçgenden dolayı ya da iki iç açının toplam direkt bir dış açı deyip 45'i de yazabilirdiniz. Ama 135 ise burası da 45 oldu. A ne çıktı burada? Süper bir şey çıktı. Bak sen en sevdiğiniz bir şey çıktı. Burada 45 derece var. E hocam burada 45 var. Burası x burası 8 kök 2. burası da 10. Ne yaparsın? Sen yaparsın. Ne yaparsın? Hocam şunu yaparsın. E, ee, kosinüs teoremi. 10'un karesi eşittir. X'in karesi artı. 8 kök 2'nin karesi. Ee, eksi 2 çarpı x çarpı 8 kök 2 çarpı kosinüs 45'ten işlem 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 yapıyorsa yaparsın. Dikkat et gülüyorum. Pis pis sırıtıyorum. Niye? Ya ben buradan yapar mıyım? Yapmam. Siz de yapmayın kardeşim. Özel açı varsa özel açının mantığını kullan. E hocam burada 45 var. 45'in mantığını kullanınca emin ol daha hızlı çıkacak. E şimdi ama özel açı mantığında bileceksin. Bak hatırlatayım. Ben ne diyordum? Şurada atıyorum 30 derece varsa hocam bu 30 derece ait bir dik çizerim. Ya buradan dik çizerim, İki ihtimaliniz var. Ee, buradan dik çizersin ya da nereden dik çizersin arkadaşım? Ya da buradan dik çizersin. O iki ihtimali de kullan. Sen şimdi burada 45'i görünce ne yaparsın? Hocam şuradan dik çizerim şöyle. E dik çizdiğimde 90'ın karşısı x oldu. Böyle saçma sapan sayılar gelecek. O zaman ikinci ihtimale geç. 45 harici buradan çizdiğin olmadı C'den çizeceksin o zaman. E C'den çizdiğin zaman da sadece geniş açılı olduğu için buradaki açı nereye düşecek arkadaşlar? Dışarıya doğru düşecek. Bunu alıştırın kendinizi. Ya hocam bu çok zor nasıl yapacağım? Ya kardeşim birinci de zorlan, ikinci de zorlan. E üçüncü dördüncü de, artık yavaş yavaş alışırsın. Şahsen ben alıştım. Çok da kolay oluyor. E, bu kosinüs teoremini yap bakayım burada. Hadi istersen uğraş bakayım. Sıkıntıyı sen gör. Ee, ben bunu böyle çizdim. Buradan dik çizince 45, 90 ise burası da 45 oldu. E ee, Hocam 45, 45, 90 üçgeninde 8 kökki ise burası da 8, burası da 8 oldu. 10 var. 8, 10. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeninden burası 6 yaptı. Dolayısıyla x de kaç oldu arkadaşlar? 2 oldu. Gördünüz mü? Ne kadar kolay çıktı. Özel açı mantığını kullanan her zaman soruları çok kolay bir şekilde çözer. Bunu unutma. Evet cevap akçay oldu. Yukarıdaki verilere göre BCX kaç santimetredir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm, zor bir soru gibi. Yani soruya baktığınız zaman 20'yi kullanamıyorsunuz. Ee, bir de şunlar paralel verilmiş. Hadi bakalım paralelliği de kullanayım. Hocam bunlar paralel. Paralelse Z'den dolayı burası da 90 derece oldu mu? Oldu. E ee, ne yapacağız hocam burada? 4 kök 3 var 8 kök 3 var. E buradaki 4 kök 3 ve 8 kök kullanamıyorum. Ha şöyle olmuş olsaydı burası 4 kök 3 olmuş olsaydı 30-60-90 üçgeni derdik. Dik üçgenin kenarlarında biri 4 kök 3, biri 8 kök 3, biri 2 olan olsaydı. Ama yok. Ne yapacağız? Ya arkadaşlar daha öncelerinde de, daha öncelerinde bu videolarda değil de konu anlatımlarında söyledim zaten ben. E, baktınız soruyu çözemiyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsun. Bak 20 bile kullanamıyorsun. Şimdi soruya baktın. Ya büyük ihtimalle o zaman ek çizim var. Ek çizim deyince de aklına zaten 3 şey gelmeli. E bu üç şey ne? Muhteşem Ort taban ikiz kenar. E ort taban eşitlik olduğunda kullanıyoruz. E ikiz kenarlıkta yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorduk. Dik tabanı keş parçaya falan bölmüşse. Bir de ne kaldı geriye? Muhteşem üçlü. E 90'lık varsa, 1'e 2 oran varsa muhteşem üçlü çizin diye daha öncelerinde de zaten hep söyledik. E burada 90 var mı? Var. E hocam 1'e 2 oran da var. Muhteşem üçlü çizeceğim. Şimdi nereden çizmek mantıklı? Buradan çizersen bak şekil çok karışıyor gibi. Şuradaki 90'dan çizelim. Şuradan bir 90 derece çizince. 90'dan bir muhteşem üçlü çizince. Aa hocam ne çıktı? Burası 4 köküç. Burası 4 köküç. Burası da 4 köküç oldu. E ne çıktı burada? Bak 4 kök ikizkenar 4 köküç, ikiz kenar bak. Şimdi eskiden 4 kök 3'e 8 kök 3 arasında bir ilişki yoktu. Ama şimdi ne oldu? 4 kök 3'te 4 kök 3 kenar çıktı burada. Bak sen şu işe. Yani burası 20 ise burası da ne oldu arkadaşlar? 20 derece oldu x kenardan. Hocam şu açıyla şu açının toplamı ne? Bu açıyla bu açının toplamı 20 olacağından. Çünkü ikizkenar kenar. E bunlar da 10 10 oldu. E hocam burası 10 ise, şöyle z'den dolayı burası da 10 derece oldu mu oldu. Ya da 10 90 ise, Burası 80 dersin e hocam Burası da 80 80 90' ise Burası da 10 dersin A ne çıktı bak burada kaçı 30 derece oldu E o zaman Burası da 60 olacak 90'ın karşısı 4 kök ise 30'un karşısı kaç olacaktır Yarısı 2 kök olacaktır E 30'u karşı 2 kök karşısı karşısında yani x 2 kök 3'ün kök katı olacağından köküçle köküsün çarpımı 3 olacağından cevabımız ne yaptı 6 yaptı Evet zor bir soru mu Evet işin içine ek çizim girince zor gibi geliyor ama ek çizimi düşünce de aslında sorular kolay bir şekilde çözülüyor. Yani o yüzden düşünce tarzını hep sorularda ben size söylüyorum. Yani bodoslama ezbere görme işi deyip yapmaya çalışırsanız tabii ki yapamazsınız. Aa, bu şekilde böyle verilen bilgileri düşünün. Düşünüp ya soruları yapamadığınız zaman da acaba ek çizim var mı sorusunu sorduğunuzda ve ek çizimleri kendi kafanızda böyle e, sıraladığınız zaman büyük ihtimalle çözüm yöntemine ulaşırsınız arkadaşlar. Tamam bunu unutmayın. <laughs>